TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Avrupa'da iki terör saldırısı üst üste yaşandı. Biri Fransa'da, biri de Avusturya'da. Gazeteci yazar Kerim Balcı bizimle birlikte bu konuyu konuşacağız. Sayın Balcı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İsterseniz önce neler yaşandı ben kısa bir hatırlatma yapayım izleyicilerimize. Sonra da bu konuyla ilgili sorularımı yönlendirmek isterim size. Fransa'nın Notre Dame Kilisesi yakınlarında meydana gelen saldırıda bir kişi başı kesilerek 3 kişi öldürüldü. Viyana şehir merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve 14 kişi de yaralandı. IŞİD Viyana'daki silahlı saldırıyı üstlendi ve saldırganı bir İslam Devleti savaşçısı olarak tanımladı. Avusturya'da terör saldırısını gerçekleştiren kişinin gittiği cami ve İslami dernek kapatıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı vakıf ve derneklerin Fransa'daki banka hesapları da kapatıldı. Şimdi birdenbire arka arkaya bu olayların yaşanması akıllara 11 Eylül saldırısını getirdi. Neden bu saldırılar yaşandı? İslamofobi tekrar hortlatılmak mı isteniyor? Bu sorular ilk akla gelen sorular. İsterseniz bu sorularla başlayalım ve özellikle biz Batı'da yaşayan Müslümanlar olarak bu saldırılardan tedirgin olmalı mıyız? Başlayalım buradan ve sonra detayları konuşalım. Buyurun lütfen. Zeynep Hanım, öncelikle sadece Batı'da yaşayan Müslümanlar olarak değil, topyekün insanlık olarak bu saldırılardan tedirgin olmalıyız. Küresel ölçekte bir popülizm akımı var dünyanın dört bir tarafında. Yani sadece sağda değil, aynı zamanda solda da ilginç bir şekilde popülizm var. Latin Amerika'da hem sağ popülist akımlar Brezilya'da olduğu gibi hem sol popülist akımlar liderliği oynuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir önceki seçimlerde sadece sağda değil solda da bir popülist lider adayı ortaya çıkmıştı. İngiltere'de benim yaşadığım toplumda popülizmin bütün bir ülkeyi Brexit felaketinin içerisine sürüklediğini hep birlikte gördük. Dolayısıyla içinde yaşadığımız asrın temel sorunlarından bir tanesi popülizm. Bu popülizm temelde toplumu birbirinden ayrıştırmak suretiyle, kamplaştırmak suretiyle ayakta duruyor. Popülist liderler toplumun tamamını kontrolleri altına alma ya da destekçileri haline getirmekle ilgilenmiyorlar. Demokrasinin temel bir zaafından yararlanıyorlar. %50 artı biri ellerinde tutabilirlerse, kendi kamplarında tutabilirlerse bu yeter. Toplumun geri kalan kısmına herhangi bir şekilde hitap etmek, onların rızasını almak veya onların mesut bahtiyar olmaları için uğraşmak diye bir sorumlulukları yok popülistlerin bakış açısıyla. Bu popülizm, bu girdabının Türkiye'yi nerelere taşıdığını, Hindistan'ı nerelere taşıdığını, Polonya, büyük oranda Macaristan'ı nerelere taşıdığını birazcık siyaset bilimi takip edenler, uluslararası ilişkiler takip edenler gayet iyi bilirler. Şimdi böylesine bir küresel ölçekte yaşanan bir sorun olunca ve bu sorunun beslendiği damarlardan bir tanesi de İslamofobi ya da genel kategori olarak yabancı düşmanlığı olunca İslamofobiyi yabancı düşmanlığının dışında bir sorun olarak görmeyi doğru bulmuyorum ben. Geleneksel ucu bir zamanlar antisemitizme ulaşmış olan, bugün İslamofobi olarak kendini gösteren, yarın yeniden antisemitizme dönmeyeceğinin hiçbir garantisi olmayan xenofobi dediğimiz yabancı düşmanlığından ibaret olan bir sorun bu. Toplumlar sonradan gelenlerin, göçmenlerin kendi işte işlerini ellerinden alacakları, hayat standartlarını bozacakları, yarın bir günde başkan yardımcısı çıkaracakları korkularıyla besleniyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim döneminde bunu gördük. Şimdi bu popülizm, İslamofobiyi bugünlerde en rahat beslenebileceği bir damar olarak görmüş durumda. Ne yazık ki gerek siyasal İslamcı, radikal İslamcı, bunlar terörist olmak zorunda değiller ve büyük oranda da değiller. Gerek radikal İslamcılar, gerekse cihadist dediğimiz tamamen İslam çizgisinden de çıkmış, meseleyi bir savaş ideolojisine dönüştürmüş olan teröristler, bu damarın Batı'da veya dünyanın her yerinde kullanılmasından haz alıyorlar. Aslına bakılırsa bunu kendileri de bir şekilde kaşıma eğilimi içerisindeler. Bağışlayın ifadeyi. Bu genelde temelde bir Maoist gerilla taktiği olarak bilinir. Yani herhangi bir dominant ideolojiye karşı kendi başına savaş veremeyeceğini düşünen zayıflar, zayıf gruplar, eğer kendi kamplarında gördükleri kişilerin
O ideolojiyle veya dominant yönetim tarzıyla ayrışmasını sağlamak isterlerse karşı tarafa sembolik yerlerden saldırırlar. Bunu biz 11 Eylül'de gördük. Siz de 11 Eylül'e haklı olarak referansta bulundunuz. 11 Eylül saldırısının Amerika'yı yıkmayacağını herkes biliyordu. O terör eylemini yapanlar da biliyorlardı. Ama şunu da iyi biliyorlardı. Hiçbir devlet böylesine sembolik anlam yükü fazlaca olan toplumun tamamını galeyana getirecek bir saldırı karşısında aklı selimi koruyamaz. Karşı döner, önüne gelene saldırır. Nitekim ne yazık ki o dönemde de Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırmaya çok meyyal popülist bir rejim vardı. Ve onlar dünyayı biz ve ötekiler şeklinde bölme eğilimi içerisindeydiler zaten. O eğilimin üzerine böyle de bir saldırı gelince Irak'a haksız, gereksiz, anlamsız ve çok yıkıcı bir müdahalede bulundular. Afganistan'a yaptıkları müdahale haksızlığın ötesinde planlanmamış, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir girdabın içerisine çeken bir müdahale oldu. Ondan sonra da zaten İslam dünyası bir daha durulmadı. Şimdi bu tür sembolik saldırılarla karşı tarafı orantısız güç kullanmaya zorlar. Terör örgütleri veya gerilla isterseniz. Çünkü kendi duruşunuza göre meseleye farklı bakışınız olacaktır. Ama Maoist gerilla taktiğinde gerilla eğer kendi içinden çıktığı toplum tabanı kendisine destek vermiyorsa, kendi toplumun tabanı da kendi kendine cezalandıramayacaksa bu cezalandırmayı karşı tarafa yaptırma eğilimi gösterir. Bunun için de karşı tarafın canını yakacak sembolik saldırılarda bulunur. Yani niye kiliselere yapılıyor bu saldırılar? Çünkü Batı toplumlarının içerisinde kilisenin 1000 yıllık bir hatırası var. Yani din ve savaş olgusunun 1000 yıllık bir hatırası var. Bunun kesinlikle Batı toplumlarında bir duygu yükünün olduğunu bilen teröristler bunu kullanmaya çalışıyorlar. Ve nitekim ne yazık ki başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın çoğu ülkesinde bu tuzağa da düşülüyor. Fransa şu anda istedikleri, yani teröristlerin istedikleri gibi cevap vermiş durumda bu saldırıya. Bu cevap ister istemez Fransa'nın laik veya Hristiyan toplumunu İslam karşıtı veya yabancı karşıtı bir çizgiye doğru sürükleyecektir. Tabii ki mevcut yönetim Peki bu bundan cevap hep kendisi de. bir circle'ın içine girilmiş olunmuyor mu hocam? Tabii bu Az aslına önce de ifade bakılırsa ettiğiniz gibi. fasit daire dediğimiz tabii biz buna fasit bakıyoruz çünkü çatışma kültürünün fasit bir şey olduğuna inanıyoruz. Ama teröristler ve popülistler bunun pek de fasit olduğunu değil, aksine çok velut bir daire olduğunu düşünüyorlar. Yani bu sayede toplum ikiye bölünür. Bu sayede sağ popülist liderler çok rahatlıkla öteki düşmanlarının üzerine kendi iktidarlarını yürütürler. Ve genellikle de öteki hususunda daha anlayışlı olan sol siyasi görüşler de erime eğilimi içerisinde olurlar. Yani biz bunu İsrail'de İşçi Partisi'nin 1990'lı yılların sonlarında nasıl eriyip gittiğini, yıllarca ülkeyi yöneten partinin yok olduğunu seyrettik gözlerimizin önünde. Tamamen Likud popülizmi, Netanyahu popülizmi sayesinde eriyip bitti muhalefet partisi haline gelen İşçi Partisi. Artık anlamı bile yok. Aynı şekilde geleneksel olarak Mitterrand'lara kadar sol sosyalist yönetimler taşımış olan Fransa'da Gaulle'den bu yana bugün bir sağ popülizmin içerisine doğru yuvarlanmış durumda. Neden? Çünkü toplumu ayrıştırma eğilimi içerisinde olan bu tür damarlardan faydalanma, istifade etme eğilimi içerisinde oluyor sağ popülist liderlik yapıları. Bunu Türkiye'de gördük, bunu Hindistan'da ne yazık ki en kötü bir şekilde görüyoruz şu anda. Daha önümüzdeki dönemlerde de göreceğiz. Bizi özellikle rahatsız etmesi gereken, bütün insanlığı rahatsız etmesi gereken şey şu. Dünyanın herhangi bir yerinde olan ve oranın yabancıları tarafından yapılmış olan böylesi bir saldırı, terör saldırısı da olabilir. Bu mesela tecavüz gengleri de olabilir benim bulunduğum ülkede. Bu daha ziyade işte beyaz kızlara tecavüz eden Pakistanlılar veya Hindistanlılar üzerinden oluşturulan bir tiksinti duygusunun etrafında yürütülmüş bir kampanyadır. Bu illa terör saldırısı olmak zorunda değil. Önemli olan yüz kızartıcı ve insanların içinde bir nefret duygusu oluşturucu suç şebekelerinin ortaya çıkması. Bu bir yerde olduğu zaman çok garip bir şekilde aslına bakılırsa bizzat o yabancılar olanların bulunduğu ülkelerde de benzer tepkiler ortaya çıkıyor. Mesela Hindistan Avrupa'da yabancıdır.
Hatta Hintlilerin esaslı bir kısmı Müslümandırlar. Esaslı bir kısmı da Müslüman olmayan Sihler mesela, Müslümanların yaşamış oldukları bütün ayrımcılıklara tabi olurlar. Onlar da mağdurlarıdırlar. Ama buna karşılık Fransa'da olan bir hadiseyi Hindistan'daki popülist Hindu ırkçı liderliği alır kendi başına kullanır ve oradaki Müslümanları ezmeye çalışır veya kendi yabancısı her kimse o yabancıya karşı xenofobik söylemlerini pekiştirmeye başlar. Bu Avustralya'da hiçbir saldırı olmaz ama Avustralya'da göçmen düşmanlığı halinde kendini gösterir. O anlamda olayın sadece Avrupa'ya, sadece Fransa ve Avusturya gibi iki hedef ülkeye ait bir sorun yumağını açtığını düşünmek yanlış olur. Bu küresel ölçekte rahatsız etmesi gereken, dolayısıyla her bireylerimizin de dur demesi gereken bir gelişme kanaatimce. Peki Avrupa'daki bu saldırıya çeşitli STK'lardan tepki geldi. İşte kiliselere ziyaretler yapıldı. Müslüman terörist değildir açıklamaları yapıldı. İslam dünyasından da kınama geldi. Sizce bunlar yeterli mi? Yani bu saldırılar yapıldıktan sonra sadece kınama mı yapılmalı yoksa ortaya başka şeyler de mi konmalı? Şimdi Zeynep Hanım, öncelikle bir şeyin altını çizmek lazım. Yani bu saldırılar bu zamanda ortaya çıkmasının stratejik ve taktik farklı sebepleri var. Taktik olarak, yani yakın planda yaşanmış gelişmeler olarak, işte Charlie Hebdo davasıyla alakalı olarak bir davanın son oturumu yaşanıyor Fransa'da. O sırada bir okulda bir öğretmen Charlie Hebdo dergisinde daha önce yayınlanmış olan karikatürleri öğrencilere gösteriyor. İlk Evet. Terör saldırısı orada yaşanıyor. Bilahare Fransa'da ikinci saldırı kiliseye yönelik, peşinden de Avusturya'daki saldırı yaşanıyor. Şimdi izole bir şekilde baktığınızda olayı sadece bir karikatür ve karikatüre karşı tepki hadisesi olarak görebilirsiniz. Ama şunun altını çizmek lazım. Yani bu saldırıyı yapan tipoloji nasıl ortaya çıktı ve nasıl Avrupa'nın göbeğinde şu anda bu insanlar? Avusturya'daki Evet. saldırgan daha önce Türkiye üzerinden Suriye'ye geçip IŞİD'e katılabilmek için, DAEŞ'e katılabilmek için gayret göstermiş. Türkiye'de yakalanmış ve deport edilmiş, Türkiye'den sınır dışı edilmiş birisi. Avusturya'ya gönderildiği zaman tutuklanmış, hapisteyken pişman olduğunu söylemiş, rehabilitasyon programına tabi olmuş, rehabilite olduğuna ikna ederek insanları, sistemi salıverilmiş. Yani erken salıverilmiş. Fakat salıverilir verilmez. Charlie Hebdo ile alakalı bu olay yaşandığı için eski radikal çizgisine birdenbire geri dönmüş. Veya şimdilerde Avusturya'da iddia edilen şeye bakılırsa zaten sistemi baştan beri aldatmış. Doğrusunu biz bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu sorun Avusturya'da ortaya çıkmadı. Bu sorun Fransa'da ortaya çıkmadı. Bu sorun Suriye'de ortaya çıktı. Ve Suriye'deki sorunla mücadele hususunda dünyanın o gün sadece askeri yöntemi, sadece şiddet yöntemini benimsemiş olması, geri dönenlerin rehabilitasyonu hususunda elle tutulur bir mekanizma kurmamış olması, Türkiye gibi devletlerin yakaladıkları herkesi sınır dışı etmek suretiyle benim topraklarımda yapmasın da nerede ne yaparsa yapsın tavırlarını takılmış olması gibi temel sorunlarımız var. Yani ne yazık ki bir insanlık camiası, insanlık cemaatleri birliği veya işte milletler birliği mantığıyla çalışmamış insanlar. Ben bu belayı sınırımın dışına göndereyim de başka nerede ne yaparsa beni ilgilendirmez tavrıyla davranılmış. Şimdi bu tavır Ama Türkiye'de şöyle bir problem de vardı hocam. Orayı mutlaka değinelim. Yani Türkiye'de tedavi edildiklerini biliyoruz IŞİD'li askerlerin ve dolayısıyla Türk yetkililerin onlara öfkeli gençler olarak baktığını, kamuoyuna açıkladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye sadece benim sınırımda olmasın da ne yaparsa yapsın yaklaşımıyla sınırlı kalmadığını görüyoruz. Açıktan desteklediğini Türkiye'nin söylemek mümkün mü? açıktan ifadesini söylemek mümkün değil. Yani kapalı bir destek var. İki temelde kapalı destek var. Birincisi sınırları sonuna kadar açmak suretiyle rahat geçişler yapmaya. Bu çocuk zaten IŞİD'li değil. Bu tamamen kendi başına IŞİD'leşmiş birisi. IŞİD'le hiçbir bağlantısı yok. Eğer IŞİD'le bağlantısı olmuş olsaydı IŞİD onu sınırdan geçirecekti zaten yani. Yakalanmayacaktı. Bu çocuk kendi başına
Türkiye'ye gitmiş. Türkiye'den kendi başına muhtemelen bir işte sınırdan insan geçiren birisine 50 euro vermek suretiyle geçmeye çalışmış. Bundan dolayı yakalanmış. Yoksa IŞİD sınırlarda yakalanmıyordu Türkiye'de. Çünkü zaten göz yumuluyordu buna. Burada birinci sorun göz yumma meselesi. İkinci sorun ama yine aynı meseleye bakıyor. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın geçmişte Nijerya'ya satılan silahlarla alakalı MİT müsteşarını arayıp bunlar Müslüman öldürmeyecek değil mi? Buna iyi kontrol ettiniz değil mi dediğine şahit olduk. Şimdi bu yalanlanmamış da olan bir konuşma. Bunun anlamı şu demek. Eğer Müslümanlar öldürülmüyorsa, başka insanlar öldürülüyorsa benim için hiçbir sorun yok yani. Gönderelim silah istediğiniz kadar gönderelim yani. Demek. Ve bugün Nijerya'nın nasıl bir iç savaşın arifesinde olduğunu hep birlikte seyrediyoruz. Muhtemelen Türkiye'den giden silahlarda taraflardan birinin ve tarih şuna şahittir. Hiçbir zaman silahlar bir tarafta kalmıyor. Bir bölgeye silah gönderdiğiniz zaman bir müddet sonra karşı tarafın da eline geçiyor aynı silahlar. Ve sizin silahlarınızla iki taraf birbirini öldürüyorlar yani. O anlamda özü itibariyle bir çatışma bölgesine silah göndermek, hangi tarafa gönderirseniz göndersin bir insanlık suçudur benim kanaatimce. Şimdi geri dönmek gerekirse yani Türkiye'deki mevcut rejimin o öfkeli gençler dedikleri şey kendileri öfkeliler. Yani mevcut rejimin damarında belli belirgin açık bir Batı düşmanlığı var. Dünyayı ya popülizmleriyle paralel olarak dünyayı işte Salip ve Hilal'in savaşı yani Haç ve Hilal savaşı olarak görme eğilimi içerisinde olan bir yönetim var Türkiye'de. Herkesi bu kategorinin içerisine alamam ama netice itibariyle güvenlik bürokrasimiz onların elinde. Şimdi böyle olunca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede üstlenebileceği Müslüman olması, toplumunun ağırlıklı olarak Müslüman olması hasebiyle rehabilitasyonda çok büyük bir rol oynayabilecekken tam tersine bir rol oynamış olduğu gerçeği bir hakikat. Ama meseleyi sadece yani suçu sadece Türkiye'nin üzerine yükme Türkiye kendi üzerine mesuliyet almalıydı, alabilirdi de. Nitekim mevcut iktidar hakikaten bir sırat-ı müstakim çizgisine daha yakın olduğu, Avrupa Birliği süreçlerinin içerisinde olduğu dönemlerde Varşova'da Medeniyetler İttifakı sürecinin uzantısı olarak İslamofobiyle mücadele kararlarını aldırmıştı Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'na ve bu Avrupa Birliği tarafından da benimsemiş olan bir politikaydı. Ne yazık ki arkasını ne mevcut iktidar takip etti çünkü zaten İslamofobiden beslenen bir iktidar Türkiye'deki iktidar. Zaten mevcut durumdan rahatsız olmuyor. Rahatsız olmadığı için çok rahatlıkla mesela evet kınamasını yapıyor terör saldırısıyla alakalı olarak fakat Açıktan tehdit de ediyor aynı zamanda. aynı zamanda karşı tarafı da açıkça tehdit ediyor. Zaten birkaç hafta öncesinden yani yakında sizin başkentlerinizde de bombalar patlar falan mesajları vermek suretiyle genel bir arzunun da altını çiziyor. Demiyorum ki planlı kendileri de bu işin içerisindeydi falan öyle bir delilim yok. İnşallah da böyle bir şey asla olmamıştır. Ama bir arzu var İnşallah. yani. Batı karışsın. Böyle bir arzu ne yazık ki Ankara'da Evet. hakim duruş şeklinde. Şimdi şunun da Peki altını bunun çizmek isterim. Türkiye'ye müeyyidesi olacak mı peki hocam? Buyurunuz lütfen. Şimdi şöyle bir şey, Türkiye küçük bir ülke değil. Türkiye sadece iktidarından ibaret olan bir ülke de değil. Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri bunun farkındalar. Yani Türkiye muazzam bir yani eskiden NATO'nun güney kanadıydı. Şimdi de NATO'nun güneydeki sünger bölgesi, buffer zone diyoruz askeri strateji açısından. Üçüncü Dünya Savaşı benim kanaatimce asimetrik bir savaştır ve göç üzerinden ve siber savaş olarak halihazırda yaşıyoruz biz Üçüncü Dünya Savaşı'nı. Yani kuvvetle muhtemel 50 yıl sonra Üçüncü Dünya Savaşı'nın tarihi yazıldığında bu Dünya Savaşı'nın 2010'larda bir yerde başladığını yazacaktır tarihçiler. Yani özellikle Arap Baharı dediğimiz ve Arap kışına dönüşmüş olan süreçle birlikte onun beraberinde tetiklediği muazzam insan göçü hareketi ve eş zamanlı olarak dijital dünyada yaşanmaya başlanmış işte troll saldırılarından tutun da cyber terörizme kadar her şeyi sayabilirsiniz. Bir anlamda yepyeni enstrümanlarla yeni bir dünya savaşı yaşanıyor şu anda ve bir dünya savaşının içerisinde Türkiye önemli bir buffer zone, bir sünger bölge yani göç hareketlerine karşı Batı toplumlarında hele hele de mevcut popülist
ötekileştirici, göçmene karşı düşman iktidarların bulunduğu bir dönemde Türkiye bulunmaz bir müttefikti. Yani geçmişte Libya Muammer Kaddafi'ye aynısını yaptı Avrupa. Kaddafi adeta Afrika'dan Avrupa'ya girebilecek göçü durdurmanın zalim bir köprü bekçisiydi. Kendileri işlemek istemedikleri günahı, yani insan hakları ihlallerini açıkçası Kaddafi'ye işletiyorlardı. Ve bakın Kaddafi ortadan, rejim ortadan kalktıktan sonra şimdi insanlar çok daha rahat Akdeniz'e açılabiliyorlar. Bu sefer İtalya gibi ülkeler bizzat kendileri engel olmak zorunda kalıyorlar ve hakikaten ağır insan hakları ihlalleri işleniyor orada. Yani denizdeki bir göçmen teknesi ölüme terk ediliyor tamamen veya bazen bizzat da ölümü onların başına getirtiliyor. Bunların bırakın terk edilmelerini, güvenli bir şekilde karşı sahile çekilmesi bile bir suçtur. Yani bırakınız ölüme terk edilmelerini, biz sizi Libya'ya güvenli şekilde geri getirelim, götürürken de size bol bol yemek, su falan, ilaç verelim falan dediğinizde insanlık suçu işlemiş olursunuz. Çünkü bu insanlar zaten ölümden kaçıyorlar. Ve senin sınırına kadar gelmiş, senin kara sularına girmiş, sen bunu çıkarıyorsun. Bugün onları kurtaran özel sektörden gönüllü insanlar var. Onlar İtalyan mahkemelerinde yargılanıyorlar. Yani evet, Türkiye'de çok sorumlu bir iktidar var ama dünyada da sorumlu bir dönemin içerisine giriyoruz. Şimdi bunu neden özellikle altını çiziyorum? İşte bahsettiğiniz o küçük STK'lar dediğiniz insanlar aynı zamanda işte dünya barışı istedikleri için Türkiye'deki iktidar tarafından zulme maruz bırakılmış olan insanlar. Doğal olarak da birinci öncelikleri olarak Türkiye'deki iktidarla alakalı bir çözüm, yani bir tür merhamet çizgisine çekme diyelim isterseniz bunu, yani insanlık çizgisine, vicdana geri çağrı çabası içerisinde, yoksa topyekun bir değişim dönüşüm ümitleri olduğunu zannetmiyorum. Bir vicdana geri çağrı, yani bu kadar da yapmasanız çizgisine geri çağrı çabası içerisindeler. Ama sorunun daha büyük bir sorun olduğunu görmeleri lazım. Hepimiz görmemiz lazım. Aklı selim çizgisindeki her Müslümanın, her insanın bunu görmesi lazım. Yani küresel olarak büyük bir gayaya doğru sürükleniyoruz. Ve dediğim gibi ben 3. Dünya Savaşı'nın, bu anlamda bir 3. Dünya Savaşı'nın başlamış olduğuna inanıyorum. Ama bu nasıl devam edecek? Hiç daha önceki iki dünya savaşına benzemeyecek. Belki 100 yıl sürecek, belki birkaç yüzyıl sürecek. O anlamda cephe savaşlarını andırmayacak. Ama daha fazla insan öldürecek yani. Kesinlikle daha fazla Peki. insan öldürecek. Şimdi böyle olunca Az önce dünyayı derdinden herkesin üzerine çok daha ağır yükümlülükler düşüyor. o STK'ların yaptığı iş gerçekten çok önemli ama yeterli mi? Buna bakmak lazım sanıyorum. Küçük küçük Kimse. adımlar, Evet. daha büyük şeyler nasıl yapılabilir? Hani Fransa'nın ilk verdiği tepkilerden az önce bahsettiniz. Bu refleks Batı dünyasının genel refleksi olarak kalacak mı? İslam dünyasının bu konuda bir sorumluluğu var mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi öncelikle Batı'da olan Müslümanların önemli bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk şu: şu ana kadar STK'ların yapmış olduğu küçük sembolik çabalar, yani bir kiliseyi pazar günü ziyaret edip çiçek dağıtmak ve bir zamanlar bizim camimize saldırıldığında siz geldiniz, bize sahip çıktınız, bugün de biz sizin yanınızdayız demek gibi sembolik çabalar gerçekten köprüler kurucu çabalardırlar ve insandan insana gönül köprüsü kurulur. Milletten millete, cemaatten cemaate gönül köprüsü kurulmaz. Dolayısıyla bu birey birey, tek tek yapılması gerekir. Tabii ki iğneyle kuyu kazmaya benzetebilir insanlar bunu, ama öyle iğneyle kuyu kazılacak yani. O açıdan çok doğru bir hamle. Fakat diğer taraftan şunu da anlamalıyız. Yani sadece ötekinin yanında bulunduğunu ifade etmek yetmiyor. Aynı zamanda bu zulmü, bu hatayı, bu günahı, bu terörü işlemiş olanın karşısında olduğunu, buna karşı sessiz kalanın da karşısında olduğunu, bunu bir şekilde zımni olarak takdir edeni, destekleyenin de karşısında olduğunu ifade etmek zorundasın. Yani evet, pazar günü kiliseye gider, biz barış yandaşıyız diyebilirsiniz. Şimdi ekrana getirdiğiniz fotoğraflarda olduğu gibi tebrik ederim bunları yapan bütün arkadaşları, herkesi, her kim, hangi camiadan yapıyorsa. Ama diğer taraftan da bir de İslami camianın özellikle radikalleştirici merkezleri olarak gördüğümüz camilerin önüne gidip protestolarını da ifade etmeliler. Yani benim dinim adına, benim peygamberim adına yapma bunu demek zorundalar. O camiler
Avusturya yönetimi tarafından kapatılmamalıydı. Müslümanlar tarafından kapatılmalıydı. Veya Müslümanlar derhal müdahale etmeliydiler. Şimdi Müslümanlar kendi iç sorunumuza dönüştürmek istemiyoruz bu meseleyi. Yani diyoruz ki bu teröristler Müslüman değil. Dolayısıyla niye benim sorunum olsun ki bu meseleyi çözmek? Yani bununla işte güvenlik mekanizmaları bu sorunla uğraşması lazım. Fakat yaşanan hadise bir terör saldırısı ve terör saldırısında birilerinin ölmesi değil. Bu terörün tanımına taban tabana zıt bir şey. Terör bir katliam değildir. Terör bir PR çalışmasıdır. Terör toplumun bizzat terör saldırısına muhatap olmamış olan kitlesine bir mesaj verme çalışmasıdır. Ve o mesaj hepimizi ilgilendiriyor. Ve o mesaj Müslüman olarak veriliyor. Doğrusunu söylemek isterim ki şunu da ifade edeyim. Yani son bir haftadır izlediğim, dinlediğim tartışma sitelerinde Batılıların nispeten olumlu bir dil kullandıklarını görüyorum. En basitinden 2001'de 11 Eylül saldırıları olduğunda bu İslamistler olarak konuşuluyordu. Bugün cihadistler diye yeni bir kavram benimsenmiş durumda. Elbette beni yine rahatsız ediyor. Beni yine rahatsız ediyor ama fakat onun yerine daha güzel bir kelimeyi de terörist kelimesi dışında hiçbir kelime ben de bulamamış durumdayım. Bulamayınca da ister istemez bu ondan daha iyi yani ehvenişer olarak benimsemek durumundayım. Görüyorum ki Batı'da bu İslam'ın sorunu değil diyenler de var. Tabii ki Emmanuel Macron gibi popülist kişiler de var. Yani Macron kalkıp Kur'an'dan ayet çıkarmamız lazım demeye kalkışırsa o zaman bırakınız saldırının sadece peygambere yönelik olduğu düşüncesini bizzat Allah'a yönelik bir saldırı duygusunun içerisine kapılıverir radikaller. Buradaki sorunumuz şu. Yani Türkiye Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere ama Malezya ve Pakistan bu hususta herhalde bu defa zirveyi çektiler. Özellikle Malezya eski başbakanı Müslümanların milyonlarca Fransızı öldürmeye hakkı var diye tweet attı. Şimdi bu birincisi aklın, mantığın, stratejinin hiçbir şeyin kaldırmayacağı bir mesele yani. Ben de o teröristin yaptığını tasvip ediyorum demek bu yani. Bunu mesela kolonyalizm dönemi ile alakalı olarak sıkıntınızı, rahatsızlığınızı dile getireceğiniz bir sürü platform vardır. Sen bir devlet başkanlığı yapmış birisisin. Çok rahat istediğin Batı Üniversitesi'nde konferans da verebilirsin. Pek çok sol akım zaten aynı şeyleri düşünüyor. Kolonileşme döneminin büyük bir zulüm olduğunu düşünüyor senin gibi ve bununla yüzleşilmesi gerektiğini düşünüyor. Ama kalkar milyonlarcasını öldürmeye hakkımız var demeye ya da Müslümanların buna hakkı var demeye bir de böyle bir saldırının hemen sonrasında kalkışırsanız bunun dünyaya vereceği mesaj apacıktır yani. Zeynep Hanım burada temel soru şu. Bu suçu işleyenlerin Müslüman olup olmadığı değil. Müslümanların içinde henüz böyle bir suç işlememiş ama fırsatı bulsa bu suçu işleyecek milyonlarca insanın bulunduğu gerçeği. Bu çok sorunlu bir mesele. Yani biz mesela ben çocukluğum itibariyle örnek olarak vereceğim bunu pozisyonumda bir değişiklik olduğu için değil. Ermeni soykırımıyla alakalı iddiaları duyduğumda meseleyi araştırma ihtiyacı hissetmezdim. Çünkü kendi milletime ve İslam toplumlarına olan özgüvenim o kadar güçlüydü ki benim atalarım böyle bir şey yapmış olamazlar deyip kesip atma rahatlığım vardı. Şimdi ben Müslümanlarda da aynı bu mu var rahatlığı şu anda? Şöyle bir şey, bu kayboluyor işte. Şöyle bir şey. Biz mesela Muhterem Hoca Efendi'den da Osmanlı döneminde Hollanda gibi ülkelerde Osmanlı tüccarlarının bulunduğu sokaklardaki diğer tüccarların bile vergi muafiyetinden yararlandığını çünkü burada dolandırıcılık olmaz, halk aldatılmaz, burası etrafa erdem yayar duygusunun olduğunu dinledik. Bunlar idealize edilmiş tarih anlatılarıdır elbette yani. Ama bunun hakikat payı olan bir yönü vardır. Toplum kendisini böyle görüyordu. Öz algısı böyleydi yani. Şimdinin öz algısı ise işte mesela Son Sultan Abdülhamit Han filminde gördüğümüz gibi büyükelçileri döven, tokatlayan sultan algısı. Şimdi bu bizim yeni öz algımız yani. Ve bunu Müslümanlık olarak algılamaya başlamış durumdayız. Yani biz Hristiyanları döveriz. Müslümanlar öyle efendim vakur bir millettirler ki şiddet kullanmaktan çekinmezler. Şimdi bu çok gayri İslami bir duruş yani. Bu Hazreti Resulullah'a yapılmış karikatür çizmekten daha büyük bir hakaret yani. Çünkü sen bu peygamberin ümmetiyim diyorsun. Ondan öğrendiğim İslam'ı yaşıyorum diyorsun. Sonra da diyorsun ki
Ben diplomat da verim yani. Şimdi onu idealize edilmiş figür olarak sunduğunuzda televizyon dizilerinizde toplum Pakistan gibi ülkelerde de İslamiyet'i ben Diriliş efendim Kuruluş dizilerinden Ertuğrul dizilerinden falan öğreniyorum demeye başladığında popülizmin sadece karşı tarafa ait bir sorun olmadığının altını çiziyorsunuz demektir. Ne yazık ki İslam toplumlarında böyle bir popülist şey var. Yani sözünün nereye gittiğini hiç dert edinmiyor. Ne Pakistan'daki ne Malezya'daki. Tek dert edindiği şey var. Bunun RT şansı yani bu tweet'e bir sürü insan evet diyecek. Ve beni en fazla rahatsız eden kısım da bu. Yani ne yazık ki çok azınlıktayız. Çok azınlıktayız İslam dünyasının içerisinde. Ve Batı toplumları da ister istemez istatistiki olarak okuyor İslam dünyasını. Evet yani işte az önce gösterdiğiniz resimdeki gibi bir kilisenin kapısında 5 kişiyi gördüklerinde o gün orada bulunan papaz ve cemaati ağlamış, hayretler etmiş, Müslümanlıkla alakalı kafalarındaki pek çok şeyi yer değiştirmiş olabilir. Ama o gün o kilisedeki kişilerin başına gelen bir tecrübedir bu. Bu her kilisede yaşanmadı. İçinde bulunduğumuz Batı toplumlarında kiliseye gitme oranları %5'lere düşmüş durumda. Keşke %95'in yaşansaydı. kilisi, evet Evet. %95'in kilisesi televizyon ve televizyonun nasıl bir İslam imajı sunduğunu gayet iyi biliyoruz. Şimdi Türkiye gibi, Pakistan gibi iktidarlarının belli İslami eğilimlerinin olduğunu iddia ettikleri ülkeler keşke ellerindeki örtülü ödenekleri, açık ödenekleri kim karşı çıkar ki yani Türkiye İslam'ın güzel yüzünü dünyaya göstermek için dizi filmler yaptırsa falan yani. Kim buna karşı çıkar yani? Veya bizim milletimiz hala daha çok diyergam bir millettir. Bugün Türkiye'de Peygamberin güzel yüzü diye bir kampanya başlatıp peygamber sevgisini dünyanın dört bir tarafına yaymak için uğraşılsa veya bırakınız onu. Bununla uğraşan insanlarla uğraşılmaktan vazgeçilse yani. Sadece bunu yapmaya çalışan insanların alta oyulmaktan vazgeçilse güzel olmaz mıydı? Ama ne yazık ki şartlarımız çok kötü. Bu da aynı zamanda vazifemizin büyüklüğünün altını çiziyor. Evet, peki hocam, bu son sorumuz olsun. Toparlayalım dilerseniz yavaş yavaş. Siz ne öngörüyorsunuz? 11 Eylül saldırısına da atıf yaptık. Şimdi yaşanan terör olaylarını kıyasladığınız zaman ve Batı'nın reflekslerini gördüğünüz zaman bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz? Ne değişti? Bundan sonra ne değişecek sizce? Zeynep Hanım, toplumların bu tür sorunlara cevap verme refleksleri o toplumun o sırada içinde bulunduğu kimlik ve aidiyet kriziyle, o krizin boyutlarıyla alakalıdır. Yani mesela 2001'de 11 Eylül saldırıları olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu aidiyet krizi ya da kimlik krizi o boyutlara ulaşmıştı ki çok ihtiyacı vardı iktidarın böyle bir şeye. Ve hakikaten orantısız bir tepki gösterdi yani. Buna karşılık hem o saldırıları gözlemlemiş hem de takip eden yıllar içerisinde 2005'te, 2007'de kendi ülkesinde saldırı olmuş, İspanya saldırısını 2003'te yaşamış. Birleşik Krallık'ta tepki tam tersine oldu. Çünkü Birleşik Krallık'ta o dönem itibariyle bir aidiyet ve kimlik krizi yoktu. Fakat bugün mesela Allah muhafaza Birleşik Krallık'ta böyle bir şey yaşanmış olsa, bugün Birleşik Krallık'ın vereceği tepki tam bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği tepki olacaktır. Çünkü Brexit'ten kaynaklanan bir yarınını öngörememe, Covid'den kaynaklanan, korona salgınından kaynaklanan bir sürü insanın işsiz kalması gibi aidiyet krizleri. Yani bu ülkenin evladı olduğu duygusunun insana, yani benim evim var duygusunun insana verdiği özgüveni kaybetmiş oldukları gerçeği tepkiyi artırır. Şimdi Avrupa Birliği topyekün bir varoluş yok oluş mücadelesi yaşıyor. Özellikle İngiltere'nin Brexit'le ayrılması 31 Aralık itibariyle tamamen fiili olarak da ayrılmış olacak. Bu Avrupa'da şu soru, tabii Avrupa'nın içerisinden Polonya gibi Macaristan gibi iki otoriter rejimin ortaya çıkmış olması, Ukrayna'da Avrupa Birliği'nin resmen Rus işgali karşısında bir fiziki işgal tehdidiyle karşı karşıya olması, göç sorununun Avrupa tarihinde hiç olmadığı kadar büyük boyutlara ulaşmış olması. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman Avrupa zaten bir egzistansiyalist korkuyla karşı karşıya, bir varoluşsal korkuyla karşı karşıya. Şimdi bu varoluşsal korkuyla karşı karşıya olanın hali şuna benzer yani.
Evde baba iflas etmek üzeredir, işini kaybetmiştir, eşiyle ilişkisi bozuktur, bilmem ne. O gün çocuğun birisi yanlışlıkla bir bardak kırar, öyle bir dayak yer ki babadan, Evet. bardakla alakasızdır yani, orantısız bir dayak yer yani. Şimdi Avrupa Müslümanlarının içinde bulunduğu durum bu şu anda. Biz içinde bulunduğumuz toplumun 1.000 tane derdinden küçücük bir derdin bir parçasıyız aslına bakılırsa. Toplamda insan hayat kaybı açısından bakıldığında hala daha Batı toplumlarında sağ radikal akımların öldürdüğü insan sayısı İslami terörün ya da işte cihadist terörün öldürdüğü insan sayısının çok ötesindedir. Hala daha dünyada yani, ama bu üvey evlat işte yani. Dolayısıyla dayağı yiyeceğin kim olduğu besbelli yani. Şimdi ben biraz o açıdan bakmak istiyorum meseleye. Yani Alev Alatlı'nın güzel bir sözü var, onarıcılık diye. Ne yazık ki ne kendisi ne de talebeleri takip edebildiler onun o güzel çizgisini. Bir insanın kendi idealine ihanet ettiğinin acı tecrübesini onda yaşadık. Ama onarıcılık hoş bir Evet. kavram. Bu onarıcılık kavramı bugünün Müslümanların, özellikle Batı'da yaşayan Müslümanların temel rehber ifadelerinden birisi olmalı. Yani biz sadece kendi içimizdeki sorunların içinde bulunduğumuz toplumları rahatsız eden kısımlarıyla değil, bu toplumun temel kendi problemleriyle uğraşmak mecburiyetinde ve çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Bunun mevcut potansiyelimiz, insan kaynaklarımız, kendi entegrasyonumuzu bitirememiş olduğumuz gerçeği, bazılarımızın işsiz, bazılarımızın dokümansız, yani kimliksiz, Evet. kimlik kartsız, pasaportsuz olduğu gerçeğiyle birlikte okunduğunda çok ütopik ve belki de biraz fazlaca beklenti olduğunun farkındayım. Ama bazen yani İsrail'de öğrendiğim bir ifade vardı. İbranice milhemet en birara derler onlar. Yani kaçışı olmayan savaş demek. Fakat 1990'larda bunu Shalom en bir araya çevirmişlerdi. Yani kaçışı olmayan, yani aksi mümkün olmayan, kabul edilemez olan barış. Yani sevmiyoruz barışı ama mecburen yapacağız dediler. Oslo barışları böyle yapıldı yani. Şimdi bizim de başka şansımız yok yani. Yani sadece Batı toplumları açısından değil, Evet. topyekün dünya açısından bir himmet patlaması yaşayarak, böyle 1'e 3'e 5'e katlama değil yani, 3.000 5.000 kat birden katlanarak topyekün insanlığın bütün dertleriyle uğraşmaya başlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Ve umarım bu hususta Müslüman insanlar bizi topyekün yalnız bırakmazlar. Umarım işte bu süreçte Pakistan'dan, efendim Malezya'dan duymuş olduğumuz, en oradan duymamamız gereken, yani yıllarca terör belasıyla uğraşmış olan bir ülke Pakistan. Hala daha sarsılan bir ülke Pakistan Evet. yani. Oradan böyle bir şey gelmesi çok ümit kırıcı oldu. Belki Körfez'de yaşanmakta olan dönüşümler, belki işte Kuzey Afrika'da yaşanmakta olan dönüşümler, eğer Libya'dan kaynaklanan bir güvensizlik atmosferi bütün Kuzey Afrika'yı kasıp kavurmazsa, önümüzdeki dönemde başka Müslüman grupların bu sırat-ı müstakim çizgisine kayacaklarını ümit ederim. Bu son soru demiştim ama küçük bir şey daha sorarak bitirmek isterim. Şimdi bireysel olarak yaşayan çok Müslüman var Batı'da. Hiçbir STK'ya katılmak istemeyen ya da bir yere dahil olmak istemeyen. Bireysel olarak bir Müslümana tavsiyeniz ne olur? Kısaca hemen ifade edecek olursak neler söylersiniz? Öncelikle böyle sorunlu bir dönemde, eğer geçmişte ait oldukları ve birlikte koşuşturdukları bir camiaları varsa, sırat-ı müstakim çizgisinde olan bir camiaları varsa, o camiadan kopuşlarına her ne sebebiyet vermiş olursa olsun, onu bir çizikte tamamen unutup geri dönmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu bireysel olarak halledebileceğimiz bir mesele değil. Herhangi camiaya aitlerse, bunu kendi camiam adına söylemiyorum, benim nereye ait olduğum belli. Ve camiamdan çok kopuşların yaşanmış olduğu veya atalet bataklığına düşmüş olan insanların olduğu da belli. Bunların içerisinde hasreten sosyal bilimci olan, aklı çalışan, zihni çalışan insanların da atalet batağında olduğunu üzülerek gözlemliyorum ve kaçan fırsatların sadece benim camiamla alakalı değil, topyekün insanlıkla alakalı olduğunu bildiğim için kahroluyorum. Öncelikle onlara böyle elinizi, ayağınızı öpeyim.
Bırakın geçmişin küçük meselelerini, çünkü büyük bir sorunla karşı karşıyayız demek isterim. Aynı şekilde ister Hristiyanlardan, ister Yahudilerden, ister başka cami, ateistlerden de olabilir yani. Kendi camiasını terk ederek tamamen bireysellik çizgisi içerisinde mesele çözeceğini zannedenler iyi bilsinler ki ancak yıkmak bireysel olarak yapılabiliyor. Ancak yıkmayı bireysel olarak yapabiliyorsunuz. Çünkü yıkmak ademi, kolay yani. Et tahribu eshel, büyük bir düsturdur. Yıkmak, tahrip kolaydır. Ama yapmak, kurmak çok zor bir mesele. Onun için ekip olarak çalışmak, iş bölümü yapmak, birbirlerimizi desteklemek, birbirlerimizi eleştirerek birbirlerimize doğru yolu göstermek ihtiyacımız var. Ne kadar el uzansa sevinmek ve ne kadar yere el uzatabilirsek onunla gurur duymak lazım. Onun için öncelikle bir ekibin parçaları olmalarını tavsiye ederim insanlara. Eğer kendi camianıza geri dönemiyorsanız o zaman böyle Amnesty International gibi, Human Rights Watch gibi yapıların içerisinde de size pek çok kapı açılabilir. Oralarda da varlık alanı gösterebilirsiniz yani. Tek ricam eski camialarını dövmekle uğraşmayı bir kenara bıraksınlar. Hiç değilse kendilerine yeni bir adres bulsun. Bir an önce harekete geçsinler. Çünkü bu şey gibidir yani. Bir maçın, başlayan erkek tabiri kullanacağım. Bir futbol maçının son 5 dakikasındasınız. Tek gol farkla yeniliyorsunuz. Bir gol atarsanız kurtulacaksınız. Bütün takımın oyuncuları olağanüstü bir enerjiyle oynamaya başlamışlar ve siz kenarda sakat numarası yapıyorsunuz. Veya efendim takımın antrenörünü eleştirmekle meşgul oluyorsunuz. Ve ya bu onun zamanı değil. Şu maç bitsin, maçı kazanalım. Ondan sonra istediğini söyle yani. İnsanların içinde bulunduğu mevcut kriz, bakın bu bir cemaatin, bir milletin, bakın gördüğünüz gibi Türk milleti falan demiyorum yani, ki bence hayati bir varlıksal krizin içerisinde Türk milleti. Ama insanlığın içinde bulunduğu kriz, İslam'ın krizini de anlamsızlaştırıyor, Türklerin krizini de anlamsızlaştırıyor, küçük cemaat yapılarının krizlerini de anlamsızlaştırıyor. Bugün insanlık yardım istiyor, insanlık için bir şeyler yapmak mecburiyetimiz var. Şöyle bir zanna kapılabilir insanlar, ya geçmişte de bir sürü terör saldırısı oldu, dönüyoruz dolaşıyoruz işte bir şeyler oluyor falan. Bakınız bu saldırıların Avrupa'da nasıl etki yaptığını altını çizerek bitireyim. Bu saldırganlar, Fransa saldırganının hiçbir örgütle ilişkisi yok. Zaten hiçbir örgütte Fransa saldırganının yaptığı işi kabullenmedi, üstlenmedi. Avusturya saldırganının kendisinin hiçbir ilişkisi yok IŞİD'le. Sadece kendisi kendi kendini radikalize etmiş, IŞİD'e katılabilmek için uğraşmış ve becerememiş. IŞİD yaptığı işi kabul üstleniyor fakat şunu söyleyemiyor. Biz kendisine talimat verdik de bunu yaptı falan. Yani aslında bakılırsa kendi başına otonom bir terörist olarak karar vermiş, gitmiş bir saldırıda bulunmuş. Şimdi bu hele hele de Avusturya'da bir rehabilitasyon sisteminin içerisinden geçmiş, artık bu toplumumuzun içine entegre olabilir zannıyla sokağa yeniden bırakılmış birisi tarafından yapılınca Avrupa toplumları şunları sorguluyor. Aa, bu herhangi bir Müslümanın sorunu olabilir. Yani bak, Fransa'daki Tunus'tan 4 gün önce İtalya'ya geçmiş, iltica etmek üzere gelmiş yani. Avrupa'ya sığınmak üzere gelmiş olan birisi. Şimdi bu vizyon otomatikman bütün mültecileri bir yere koyuyor. Bu vizyon rehabilitasyon sürecinden geçmiş olan bütün radikalleri aynı karenin içerisine koyuyor. Eş zamanlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, efendim Pakistan Devlet Başkanı, Malezya eski başbakanı benzer sertlikte ifadeler koyunca otomatikman sonra siz kızıyorsunuz, Emmanuel Macron niye sorun İslam'ın sorunu, bununla ilgilenmeliyiz, sorun sadece radikallerin sorunu deyince kızıyorsunuz. Ben de kızıyorum. Ama bu adama bu sözü biz söylettik. Bizim tarafımızdaki akılsızlar söylettiler. Ve Avrupa şu anda şunu konuşuyor. Yani acaba hakikaten cihadistler diye ayrı bir grup mu var? Yoksa biz mi gözümüzü kapatıyoruz? Yoksa sorunun topyekün, sıradan, hiç de radikalleşmemiş. Çünkü biliyorsunuz Tunus'taki ailesiyle röportajlar yapıldı Fransız saldırganının. Hayatında radikal hiçbir söylemi olmamış, yaşam tarzı kesinlikle alakasız olan bir çocuk bu çocuk yani. Ya ister istemez kendinizi kandırıp diyeceksiniz ki vallahi buna 4 gün içinde bir şey oldu. Yani bir gece rüyasında bir şey gördü, radikalize oldu falan diyeceksiniz. Bunun naif bir yaklaşım olduğunu herkes bilir. Ya da Avrupa'nın içinde olduğu gibi belki de sorun daha kökten bir sorun yani. Sorun direkt Müslümanlarla alakalı derler. Zaten o tarafta bunu dedirtmeye çalışıyor.
Yani o tarafta radikaller de Batı'ya bunu söylettirmeye ve bütün Müslümanların hayatlarını yaşanılmaz hale getirmeye çalışıyor. Bunu başardıklarında sizin kullandığınız güzel ifadede olduğu gibi fasit daire başlar. Müslümanların içerisinden radikalize olmuş bir sürü başka genç çıkar. Ondan sonra da biz hallerimize yanarız. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Vallahi iç ve açıcı bir verdiğiniz konuda bilgiler yayınınıza katılmak ve konuşmak isterdim ama ister istemez için. kader beni bu İnşallah iç konuları açıcı bir bilmeye konuda itti. da konuşuruz. Allah'a emanet olun inşallah. Teşekkürler ederim. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.